Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz en son hücresel solunumu işlemiştik şimdi fotosenteze geçiyoruz birçok konuyu böyle tek videoda anlatacağım videolar biraz uzun sürüyor ama geçen seneki gibi çok video olmayacak bu sene biraz daha az video yükleyeceğim arkadaşlar dolayısıyla tek videoda bütün konuları halletmeye çalışıyorum tabii ki olabilecek konuları mesela kalıtım gibi bir konuyu tek videoya maalesef sığdıramam kalıtımı da şu an PDF'sini hazırlıyorum kalıtımın. Kalıtımda önce bir konu anlatım yapacağım size. Daha sonra soru çözümü yapacağım. Diğer konularda soru çözümü yapmadım ama kalıtımda mutlaka yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet başlayalım. Fotosentez dedik. Şimdi ilk önce şöyle devam edelim. İlk önce üreticilerden birazcık bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir canlı e, enerji için kullanacağı olan karbonu ya kendisi yani karbonları ya kendisi birleştirerek kendi besinini kendisi üretir ya da dışarıdan hazır alır. Peki bunu nasıl yapıyor? Kendi besinini kendi üretenlere biz ototrof canlılar diyoruz. Dışarıdan hazır alan canlılara da heterotrof canlılar diyoruz arkadaşlar. Mesela bitkiler ototrof canlılardır. Ee, besinlerini ne yapıyorlar? Atmosferden karbondioksit, topraktan da su ve mineral alıyorlar. Daha sonra bunu ışık enerjisi yardımıyla sentezliyorlar besinlerini. Biz bunları ototrof. Oto zaten otomatik, kendi üreten canlılardır. Heterotroflar ise besin kaynağını e, üreticilerden karşılıyorlar arkadaşlar. Yani mesela bitkileri tüketerek veya diğer hayvanları tüketerek besin ihtiyacını karşılıyor. Bazı mantarlar ve bazı bakteriler de atıkları ayrıştırarak besleniyorlar. Biz bunlara saprofit beslenme. Bu arada ee, bunu hazırladıktan sonra duydum arkadaşlar söyleyeyim. Bu videoyu hazırladıktan sonra video değil tabii ki slayt hazırladıktan sonra saprofit kelimesi artık yokmuş. Saprofit yerine saprotrof. Saprotrof diyormuşuz. Neden diyormuşuz artık saprotrof diye? Çünkü bitkiler yani fit kelimesi fit eki bitkiler için kullanılıyor. Bitkiler de saprofit beslenme yapmıyor. Yani şöyle söyleyeyim size ayrıştırma olayını yapmadığı için çürükçül beslenme olayına saprofit değil saprotrof diyoruz artık. Hani karşınıza saprotrof diye bir şey çıkarsa saprofit olduğunu bilin arkadaşlar. Artık saprofit e, sözcüğü kullanılmayacakmış. Evet şimdi gelelim kloroplastın yapısına. Bu arada şurada bakın resimlerde gösterelim. Mesela bitkiler, çok hücreli alg. Algler özellikle fotosentez için önemlidir, atmosfer için önemlidir. Çünkü e, atmosferdeki oksijen kaynağının yaklaşık %80'ini, %90'ını algler karşılıyor arkadaşlar. Algler çok iyi üreticilerdir oksijen açısından. Onu da söylemiş olalım. Yine tek hücreli bir protista Nedir bu? Öglena, değil mi? Öglenaya benziyor. Daha sonra siyanobakteriler, mavi yeşil bakteriler, diğer bir isminde mor kükürt bakterileri. Bunlar fotosentez yapan canlılardır. Gelelim. Bitkilerde fotosentez kloroplastta gerçekleşir. Biz zaten bitkilerde gerçekleşen olayı göreceğiz arkadaşlar. Kloroplastları göreceğiz. Şimdi kloroplastlara baktığımız zaman kloroplastlar daha önce zaten hücreyi anlatırken kısaca bahsetmiştik. Burada da bahsedelim. Yeşil gövdelerde var kloroplast olgunlaşmamış meyvelerde var arkadaşlar. Bitkinin tüm yeşil kısımlarında vardır kloroplast. Fotosentez burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Kloroplastlarda gerçekleşiyor. Kloroplastın içerisinde klorofil dediğimiz bir pigment vardır. Bu bitkiye yeşil rengi verir. Klorofiller ne yapıyor peki? Görevi nedir? Işık enerjisini kendine doğru çekerek fotosentezin başlamasını sağlar. Klorofillere Işık enerjisi geldiği anda kendisinden elektron bırakıyor ve elektron taşıma sistemi sayesinde bir e, enerji üretiliyor, ATP üretiliyor. Bu sayede de bu ATP besin sentezinde kullanılıyor. O yüzden de fotosentezin gerçekleşmesi için önemlidir klorofil molekülü. Kloroplastlar peki nerede bulunur? Yaprağın iç kısmında mezofil dediğimiz bir doku vardır arkadaşlar. Bu hücrelerde bulunuyor, mezofil dokusundaki hücrelerde. Bu mezofil dokusundaki hücreler... E, Hani bir baktığımız zaman enine bir kesit aldığımız zaman mezofil dokusundan şöyle bakın yaprağın eline kestiğini düşünün. Şu şekilde bakın şunlar epidermis hücreleridir. Epidermis hücrelerinin hemen altında bulunan palizat parankiması dediğimiz parankima hücreleridir. Palizat şöyle şunlar hücre. Bir de hemen altında sünger hücreleri dediğimiz veya sünger parankiması dediğimiz hücreler bulunur. Bu palizat parankiması ve sünger parankimasının bulunduğu dokuya bu tabi alt tarafta da aynı şekilde var. Şöyle alt tarafta da aynı şekli var. Biz bu yapıya ne diyoruz? Mezofil tabakası diyoruz. Bitkinin yaprağında bulunan mezofil tabakasıdır. Asıl fotosentezin gerçekleştiği yer bu tabakadır arkadaşlar. Çok miktarda gerçekleşir. Palizat ve sünger parankimasına baktığımızda en fazla palizatta sonra sünger parankimasında fotosentez olayı vardır. Bir de Stoma dediğimiz bir yapı var. Yine bitkilerin yapısını anlatırken zaten e, stomalardan bahsedeceğiz. Stoma da bir açıklık. Bitkinin hem terlemesini sağlıyor. Hem gaz alışverişini sağlıyor arkadaşlar. Hem de içerisinde klorofil bulundurduğu için fotosentez yapıyor. O zaman bitkide, bitkinin yaprağında fotosentez yapan yerler nerelermiş? Palizat parankiması, sünger parankiması bir de stoma dediğimiz yapıymış. Fotosentez sıralaması yaptığımızda en çok fotosentez nerede gerçekleşir? Palizat parankimasında, sonra sünger parankimasında en az ise stoma da gerçekleşir arkadaşlar. İçerisinde bulundurdukları klorofil ve kloroplast miktarına bağlı olarak değişiyor budur durum. Evet, ee, stomalardan da bahsettik. Zaten burada da şöyle açıklamışım. Arkadaşlar, kökler tarafından alınan su yapraklara damarlar ile gönderiliyor. <laughs> Nedir bu damarlar? Biz bu damarlara ne diyoruz? kısilem diyoruz, değil mi? Kilsilem. Kısilemden su ve mineraller nereye gönderiliyor? Yapraklara. Yapraklarda üretilen şekerler ise flüem yardımıyla veya soymuk boruları dediğimiz borular yardımıyla bitkinin köküne ve fotosentez yapmayan diğer kısımlarına gönderiliyor arkadaşlar. Zaten bitkinin yapısını işlediğimiz zaman bunlardan detaylı olarak bahsedeceğiz. Şimdi ne dedik? Fotosentezde su kullanılıyor dedik değil mi? Şimdi fotosentezin denklemini Oksijenli solunumun tam tersi olarak düşüneceksiniz. Oksijenli solunumda ne vardı? Şöyle C6H12O6 artı oksijen. Bunlar birleşiyor. Neyi oluşturuyor? Karbondioksit artı su oluşturuyor değil mi arkadaşlar? Karbondioksit su. Ayrıca zaten yine su da kullanılıyordu. Hatırlayın glikoliz evresinde su kullanılıyordu arkadaşlar. Su kullanımı da hem su kullanımı vardır hem su üretimi vardır. Burada tepkime denkleştirmesinden kaynaklı bir durumdur. Hatta tepkimenin ben şeylerini de yazayım. Bakın C6'ya karbon eşitlemek için buraya 6 yazdık. Daha sonra hidrojenleri eşitlemek için bakın burada 12 tane, 2 de burada 16 hidrojen var. Burada 2 tane hidrojen var. Mesela buraya kaç yazarsak olur? Buraya 12 yazmamız gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. 12 tane hidrojen çarptığımız zaman 24 olacak. Buraya da 6 yapınca 6 kere 2 12. 12 de burada var. 24 oldu. Bu da eşitlendi. Oksijene baktığımız zaman bakın burada 12 burada. 12 de burada var. 24. Buradaki oksijenlere bakıyorum. 6 burada var. 6 da burada var. 12. O zaman buranın 12 olması için buraya da 6 koyarım. Tamam tepkimeyi denkleştirdik. Tepkime denkleşmesine baktığımız zaman bakın 6 tane su kullanılıyor. 12 tane su üretiliyor solunum sırasında. Zaten fotosentezde solunumun tam tersi olacak. 6 tane karbondioksit, 12 tane su molekülü kullanılacak arkadaşlar. Ve daha sonra 6 su molekülü, 1 besin molekülü, 6 tane de oksijen molekülü üretilecek. Bunların yapısında bulunan atomlar hangisi hangisinin yapısına gidiyor diye sorulduğunda bakın şöyle bir durum var. Tepkimeye girenler neydi? 6 tane karbondioksit, 12 tane de su giriyor değil mi tepkimeye? Arkadaşlar karbondioksitteki karbonu gidebileceği tek yer belli zaten besine gidiyor. Karbondioksitteki oksijen bizim için önemli nereye gidiyor? Şimdi karbondioksitteki oksijen bir besindeki oksijene gider, bir de üretilen sudaki oksijene gider arkadaşlar. Sudaki hidrojenin de zaten gidebileceği iki yer var. Biri sudaki hidrojendir yine, biri de besindeki hidrojendir. Burada önemli olan şey şu. Atmosferik oksijeni kim oluşturuyor? Atmosferik oksijen sudan gelir. Bakın bunu unutmayın. Bu her zaman sorulur. Atmosferik oksijenin kaynağı tepkimeye giren sudur. Hatırlayın solunumda da dedim ki e, suyun kaynağı atmosferdeki oksijendir demiştik arkadaşlar. Hatta son elektron alıcısı olarak oksijen görev yapıyordu. Hidrojeni kendine bağlayarak e, su oluşturuyordu. Dolayısıyla atmosferdeki oksijenin kaynağı da yine ne oluyor? Su oluyor. Çünkü birbirinin tersi olarak gerçekleşiyor. Şimdi biz burada buraya kadar anlattıktan sonra genel bir bakış yapacağız fotosenteze. Arkadaşlar genel bakış olarak baktığımızda fotosentez genel olarak iki evreden oluşuyor. Biri ışık reaksiyonları diğeri de kalvin döngüsü. Şimdi ışık reaksiyonları güneş enerjisinden alınan enerjinin kimyasal enerjiye dönüştürülmesidir. Işık reaksiyonları aslında burada bizim ürettiğimiz şey nedir? Yani bir bitki olarak düşünün kendinizi. Ben hep böyle bizim bizim diyorum ama bizim ürettiğimiz şey nedir arkadaşlar? Ee, ATP'dir. Yani ben ne yapıyorum? Güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürüyorum. ATP'ye dönüştürüyorum. Klorofil tarafından ışık absorbe ediliyor. Suya ait elektronları ve hidrojeni NADP'ye aktarıyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Işık absorbe edildiği zaman ışık enerjisiyle su parçalanır. Su parçalanır ve bir dakika şunu bir ayarlayayım. Heh. Ekran otomatik sürekli olarak yanıp sönüyor. Şöyle yapalım, hep açık kalsın. Şimdi arkadaşlar, su ayrıştığı zaman ışık enerjisiyle ne üretiliyor biliyor musunuz? İki tane hidrojen artı iki tane elektron artı oksijen şöyle bir birlikte olarak göstereceğiz. Bu hidrojen ve elektronlar kime veriliyor? NatP dediğimiz koenzime. Bakın, oksijenli solunumda da vardı koenzim, yani hücresel solunumda neydi? Nat koenzimi vardı. Burada da NatP koenzimi vardır. Karıştırmayın ikisini. NatP koenzimle bunları aktarıyoruz. Daha sonra sudan ayrılan oksijen nereye verilir? Atmosfere verilir. Atmosfere gidiyor. E elektronlar ve hidrojenler de nereye gidiyor dedik? NADP'ye veriliyor dedik. Arkadaşlar, açığa çıkan enerji sayesinde de ADP'ye bir fosfat katılır ve ATP oluşturulur. Işık enerjisi yardımıyla ATP üretildiği için fotofosforilasyon diyoruz bu olaya. Bakın, 3 çeşit fosforilasyon vardır. Nedir bunlar? Substrat düzeyinde fosforilasyon. Daha sonra Oksitatif fosforilasyon, bir de fotofosforilasyon vardır. Substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyonu nerede gördük? Hücresel solunumda gördük. Fotofosforilasyonu ise fotosentezde görüyoruz arkadaşlar. Zaten foton, foton ışık anlamında kullanılır. Dolayısıyla ışık enerjisi ile ATP ürettiğimiz için de fotofosforilasyon olarak isimlendiriliyor. Şimdi genel olarak ışık reaksiyonları bu şekilde gerçekleşiyor. Kalvin döngüsüne baktığımızda ise Kalvin döngüsü havadaki karbondioksiti alıyor Önce kloroplast arkadaşlar kloroplastta bulunan bir molekül vardır. 5 karbonlu bir molekül rubiloz bir fosfat dediğimiz bir molekül vardır. Bu molekülün yapısına katar karbonu bağlar. Biz bu döngüye karvin döngüsü diyoruz. Karvin döngüsünde direkt olarak ışığa gereksinim yoktur. Ancak ışık reaksiyonlarında üretilen ATP ve NADPH burada kullanılır ve besin üretilir. Şimdi genel bir döngü olarak baktığımızda, bakın buradaki şekilde de anlaşılıyor ama ben size şöyle bir e, şekil çizmek istiyorum. Şimdi bizim iki tane evremiz var değil mi? Bir ışık reaksiyonları var, bir de ışıktan bağımsız veya kalbin döngüsü dediğimiz döngü var. Şimdi ışığa bağımlı, ışıktan bağımsız diyebiliriz. Şimdi ışığa bağımlı tepkimelerde yani ışık reaksiyonlarında ne kullanıyoruz? Su. Ve buradan da ne geldi tabii ki? Güneş ışığı geldi veya herhangi bir ışık geldi. Yapay olarak da gerçekleştiriliyor çünkü. Ortamdan da ne alıyorum bakın? ADP alıyorum. ADP. Bir de NATP alıyorum. NATP. Suyu ayrıştırdığım zaman bu arada suyu ışıkla parçaladığımız için biz bu olaya fotoliz diyoruz. Fotoliz zaten ne demiştik? Foto ışık demek demiştik. Liz de parçalamak. Işıkla parçalama olayıdır. Suyun parçalanması. Fotoliz olayıyla su parçalanır. E, oksijen nereye verilecek? Atmosfere verilecek. Hidrojenler ve elektron kime bağlanacak? NADP'ye. 2 tane Na+ haş üretilir arkadaşlar. 2 tane natp haş. Hani size hücresel sonunda anlatmıştım ya. Natp haş artı haş. Neden artı haş olarak gösterdiğimiz? E, bunu anlatmıştım ben size hücresel sonunda. Aynısı burası için de geçerli. E, ADP de arkadaşlar enerji aktarılıyor, fosfat aktarılıyor ve 3 tane de ATP üretiliyor. Şimdi Calvin döngüsüne geldiğimiz ışık reaksiyonları genel olarak bu şekilde. Calvin döngüsüne geldiğimiz zaman ise şimdi biz fotosentezde ne kullanıyoruz? Su ve karbondioksit. Karbondioksit de Calvin döngüsünde kullanırız. Burada ürettiğimiz 3 ATP, 2 tane de NADPH'ı kullanıyoruz. Daha sonra buradan ne üretiyoruz? Besin üretiyoruz. Besini, besini genel olarak glikoz üzerinden anlatıyoruz tabii ki. Ama e, daha sonra dönüştürerek amino asit üretilebilir, yağ asit üretilebilir arkadaşlar. Aslında üretilen 3 karbonlu bileşiklerdir. 3 karbonlu bileşikler daha sonra birleştirilerek amino asitlere, glikozlara veya işte e, beta oksidasyonla falan e, şeye yağ asitlerine dönüştürülebiliyor. Daha sonra ATP'leri kullandığımız için 3 ADP serbest kalır. Daha sonra nat pH'lardaki haşları kullandığımız için, hidrojenleri kullandığımız için de nat serbest kalır. Genel olarak denklem bu şekilde bakın. Hangisi nerede kullanıyor, kullanılıyor, ne üretiliyor bunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Genel denklemimiz bu şekilde. Şimdi burada biz genel bakış bir yaptıktan sonra size güneş ışığının özelliklerinden daha sonra arkadaşlar fotondur görünür ışıktır. Ne bileyim bir sürü bir şey anlatacağım güneş ışığı ile ilgili. Şimdi bunları anlattıktan sonra da zaten fotosentezin detaylarına giriş yapacağız. Şimdi güneş ışığının özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar ışık elektromanyetik diye söylediğimiz bir enerji biçimidir ve dalgalar halinde yayılıyor. Elektromanyetik dalgaların tepe noktaları arasındaki uzaklığa biz dalga boyu diyoruz. Bakın şöyle düşünün. Elektromanyetik dalgalar şu şekilde geliyorlar. Şöyle geliyorlar. Işık yani bu şekilde yayılıyor. Yayılırken de her bir tepe noktası arasındaki uzaklık. Bakın şu uzaklığa biz ne diyoruz? Dalga boyu diyoruz. Bu bir fizikle ilgili bir durumdur. Aslında fizik dersini hiç sevmem. Hiç de iyi değildi benim fizik dersim ama mecburen burada bir şeyler öğrendik. Ee, dalga boyları arkadaşlar çok uzun da olabilir. Yani çok kısa da olabilirler. Çok uzun da olabilirler. Dolayısıyla bir nanometreden küçük olabileceği gibi mesela gama ışınları bir kilometreden daha uzun da olabilir. Mesela radyo dalgaları. Biz bunların tümüne elektromanyetik spektrum diyoruz arkadaşlar. Yani tüm dalga boylarının hepsine ne diyoruz? Elektromanyetik spektrum. Spektrumun içerisinde yaşam için önemli olan kısım 380 ile 750 nanometre arasıdır. Burası insan gözü tarafından ayırt ediliyor. O yüzden biz buna da görünür ışık diyoruz. Yani şöyle düşünün bakın. Mesela burada göstermişiz bakın 10 üzeri eksi 5 nanometre dalga boyunda 10'un küpü yani 1 kilometrelik değil mi? 10'un küpü yani 10üze 1'in 10, e, yanında 3 tane sıfır var o da 1 kilometre yapıyor. 1 kilometrelik bir dalga boyu. Ne varmış bunların içerisinde? Gama ışınları, X ışınları, UV ışınları. Bakın arada bir kısım bizim gözümüzün ayırt ettiği görünür ışık. Sonra kızıl ötesi mikrodalgalar, radyo dalgaları var. Bizim için önemli olan 380 ile 750 arası burası bizim için görünür ışık olur. Çünkü görünür ışık gözümüzün ayırt edebildiği kısımdır. Şimdi ışığa baktığımız zaman arkadaşlar ışık birbirinden ayrı parçacıklarmış gibi davranır. Yani şöyle düşünün. Parçacıklar bir araya geliyor ışık yayıyor gibi düşünün. Bu parçacıklara biz foton diyoruz. Zaten fotosentezdeki Foto buradan geliyor. Fotondan geliyor. Işık e, miktarı ile ışığın dalga boyu ters orantıdır. Yani şöyle düşünün. Işığın dalga boyu uzadıkça bu ışıktaki her bir fotonun enerjisi artıyor. Kısa dalga boylu olan bakın şu şekilde yüksek enerjilidir. Uzun dalga boylu olan ise arkadaşlar düşük enerjilidir. Dolayısıyla düşük enerjinin yani şu kısa dalga boyundan uzun dalga boyuna gittikçe enerji ne yapıyor? Düşüyor. Şimdi gelelim fotosentetik pigmentlerden. Işık reseptörlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar burada. Burada da işte klorofil A'dan klorofil B'den falan bahsedeceğiz. Şimdi bizim bir ışık, bir maddeyle karşılaşınca başına neler gelir? Ya madde tarafından yansıtılır. Bu şekilde biz renkleri aslında görebiliyoruz. Ya maddenin içinden geçer ya da emilir arkadaşlar. Zaten tamamen emilme durumuna bağlıdır fotosentez olayı absorplama olayı diyoruz absorplama nedir aslında emilmesidir ışın görünür ışığı absorplayan maddelere biz pigment diyoruz bu pigmentlerden bir tanesi de nedir zaten klorofildir eğer ki bir pigmenti biz beyaz ışıkla ışıklandırırsak arkadaşlar pigment tarafından yansıtılan ya da geçirilen ışığın büyük bir kısmı gözümüzün seçebildiği rengi oluşturuyor yani şöyle düşünün ben bir Pigmente beyaz ışık verdim beyaz ışık verdiğimde ortaya çıkan renk hangi renkse o zaman o pigment o renktedir yani biz onu görebiliyoruz görebildiğimiz renktedir. Eğer bir pigment verdiğimiz dalga boyunun tümünü emiyorsa arkadaşlar bu zaten o pigment ne renk görülüyor siyah görülüyor. Yani aslında kıyafetlerimizdeki o renklerin falan oluşumu tamamen bizim gözümüzün ayırt etmesine bağlıdır. İşte emilip absorplanmasına veya yansıtılmasına bağlıdır. Mesela yaprak bize yeşil görünüyor. Neden yeşil görünüyor? Çünkü klorofil kırmızı ve mor ışığı absorplarken yani emerken yeşil ışığı geçirir ve yansıtıyor. O yüzden de biz yaprakları yeşil renkli görüyoruz arkadaşlar. Tamamen yansıtmaya, geçirmeye bağlıdır bizim görme olayımız. Peki Diyelim ki bir elimizde bir pigment var. Bu pigmentin çeşitli dalga boylarındaki ışığı emme yeteneğine biz ne diyoruz? Spektrofotometra dediğimiz bir e, cihazla ölçüyoruz arkadaşlar biz bunu. Bunu gösteren grafiğe de absorpsiyon spektrumu diyoruz. Yani birazdan göstereceğim zaten. Bir de etkin spektrum dediğimiz bir olay var. Bu da farklı dalga boylarının nispi performansını gösteriyor. Yani farklı dalga boylarında nasıl fotosentez gerçekleşir, nasıl emilme, absorplanma olur onu gösteriyor. Bizim e, bitkilerde bulunan, bu ışık reaksiyonlarında kullan, kullanılan klorofil A dediğimiz bir molekül vardır arkadaşlar. Klorofil A direkt olarak güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür. Klorofil B ve karotenoidler ise klorofil ya yardımcı oluyorlar. Özellikle karotenoidler arkadaşlar ışığa karşı korumayı sağlıyor. Nedir peki bu karotenoidler? Sarı, turuncu ve kırmızı renktir karotenoidler. Mesela sarı. Sarıya biz hangi isim söylüyoruz? Kısantofil. Turuncu nedir arkadaşlar? Turuncu karoten. Karoten. Kırmızı da nedir? Likopendir. Bunlar nedir? Karotenoidlerdir ve klorofile yardımcı olurlar. E, direkt fotosentez yapmaz ama fotosenteze yardımcı olan moleküllerdir. Bakın burada mesela absorpsiyon spektrumunu gösteriyor. Burada e, klorofil A'nın, klorofil B'nin ve karotenoidlerin spektrumu var. Yani etki etme durumu var arkadaşlar. E, en iyi absorbe edilen ışığı gösteriyor. Mesela klorofil A'nın en iyi absorbe ettiği ışık mor bir de kırmızı bakın. Mesela klorofil B'nin en iyi absorbe ettiği ışık dikkat ederseniz maviye yakın kısım. Karotenoidlerin en iyi absorbe ettiği e, ışık ise arkadaşlar dikkat ederseniz biraz daha yeşile yakın kısımdır. Dolayısıyla her birinin absorbe ettiği ışıklar farklıdır. Bir de etkin spektrum dediğimiz bir olay var. Burada da farklı ışık dalga boylarının fotosentez üzerindeki etkisini gösteriyor. En iyi fotosentez nerede gerçekleşiyor? Mor ve kırmızı da gerçekleşiyor arkadaşlar. Yeşilde az olmasının sebebi ise klorofilin yeşil ışığı yansıtmasıdır. Absorplamaması yani çok az absorplamasıdır. Bu absorplama kelimesini söyleyemiyorum bu arada. Ee, çok az emmesidir. O yüzden de yeşil ışığı yansıttığı için daha az fotosentez gerçekleşir. Bakın fotosentez gerçekleşmez demiyorum, daha az gerçekleşir. Sorularda karşınıza çıkar. Klorofil yeşil ışıkta fotosentez yapmazlar. yanlış, yapar ama az yapar diğerlerine göre. Tamam? Şimdi bir de gelelim size bir deneyden bahsedeceğim. Bu etkin spektrumu kim bulmuş? Engelman dediğimiz, veya Engelman dediğimiz bir bilim insanı bulmuş arkadaşlar. Ne yapıyor bu Engelman deneyinde? Bakın şöyle yapıyor. İpliksi bir alg alıyor. Alg nedir? Fotosentez yapan bir canlı değil mi? İpliksi bir alg. Bunun etrafına bakteriler yerleştiriyor arkadaşlar. Daha sonra farklı dalga boylarına maruz bırakıyor bu bakterileri. Bu bakteriler de oksijenli solunum yapan bakterilerdir. E, oksijenli solunum yaptıkları için zaten ortama yeterince besin e, üretiliyor. Neden üretiliyor? Çünkü ipliksel zaten fotosentez yaparak besin üretiyor, oksijen üretiyor. Şimdi ne yapıyor? Bunları koyuyor aerobik bakterileri etrafına. Dik bakalım hangi tarafta daha fazla çoğalacak. Ve arkadaşlar baktığı zaman deneyin sonuçlarına baktığı zaman mor ışıkta mor mavi ışıkta daha fazla bakterinin ürediğini yine kırmızı ışıkta daha fazla bakteri ürediğini görmüş. Ve aslında o etkin spektrum grafiğini Angelman bulmuştur. Nasıl bulmuş? Bu şekilde. Ama yeşil ışığa baktığınız zaman çok az bakteri üremiştir. Çünkü yeşil ışıkta Klorofil ışığı emip yansıtı, yansıttığı için em pardon, emmeyip yansıttığı için çoğunu dolayısıyla ne yapıyor? Daha az fotosentez yapıyor. O yüzden burada bakteriler daha az üremiş oluyorlar arkadaşlar. Direkt olarak e, fotosentez yapmaz demiyoruz yeşil ışıkta daha az fotosentez yapar diyoruz. Evet. Şimdi gelelim fotosentez e, fotosentezin başlangıcında dedi ki klorofil ışığı emiyor diye. Klorofilin ışık tarafından etkinleştirilmesine bakalım. Nasıl etkinleştiriliyormuş? Burada arkadaşlar size işte fotosistemlerden falan bahsedeceğiz. Şöyle bir bakalım. Evet fotosistemlerden bahsedip daha sonra zaten e, detaylı olarak anlatmaya başlayacağız. Şimdi absorbe edilen bir dalga boyu var değil mi? Yani emilen bir dalga boyu var. Buna gelen renkler, buna karşılık gelen renkler ya geçirilir ya da yansıtılır demiştik arkadaşlar. Bu spektrumda ortadan kalkıyor. Bakın, e, yansıtılan ışık ortadan kalkıyor fakat enerji ortadan yok olmuyor. Bu enerji ne yapıyor? Bir foton absorplayınca molekülün elektronlarından biri potansiyel enerjisinin daha yüksek olduğu bir yörüngeye yükseliyor arkadaşlar. Böylece pigment molekülü uyarılmış duruma geçiyor. Yani şöyle düşünün bakın kısaca şöyle anlatabilirim. Klorofil ışık tarafından uyarıldığı anda ne yapıyor? Kendisinden bir elektron bırakıyor ve uyarılmış duruma geçiyor. Uyarılmış olan moleküller çok kısa sürede eski haline geri dönüyor arkadaşlar. Dönerken de fazla enerjisini ısı olarak yayıyor. Bu ısı olarak yaydığı zaman ayrıca işte eski durumuna döndükçe foton saçılıyor ve ışık yaymaya başlıyor. Biz bu durmada ne diyoruz? Floresans diyoruz. Bakın burada göstermişim floresans olayını. Bakın şurada arkadaşlar floresans olayı gerçekleşiyor. Şimdi floresansı da anlattıktan sonra fotosistemlerden başlayalım ve ee, ışığa, ışığa tepkimelerde devirsel elektron akışı devirsel olmayan elektron akışına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuna bakacağız arkadaşlar. Fotosistem nedir? Fotosistem şu. E, kloroplast hatırlayın. Üçüncü bir zar sistemi var demiştik. Tilakoid zarlar. Tilakoid zarların üzerinde klorofil, proteinler ve daha küçük olan diğer moleküller ne yapıyor? Fotosistemler olarak düzenleniyor. Yani biz bunların toplu yapısına fotosistem diyoruz. Fotosistemin e, içerisinde ee, çok fazla miktarda klorofil A, klorofil B ve karotenoid molekülleri bulunur arkadaşlar ve bunların, e, bunlardan oluşan ışık toplayan yapıya biz anten kompleksi diyoruz. Klorofil A molekülü ise reaksiyon merkezi dediğimiz merkeze yerleşmiştir. İşte burada zaten işte ışık tarafından uyarılıyor ve ilk kimyasal reaksiyon burada oluşuyor arkadaşlar. O yüzden de zaten reaksiyon merkezi olarak söyleniyor. Şimdi reaksiyon merkezinde klorofil A ile birlikte bir de primer elektron alıcısı dediğimiz bir yapı vardır. Bir alıcı vardır. Bu da ne yapıyor? Klorofil A'dan uzaklaşan elektronu kendisine alıyor arkadaşlar. Yani primer elektron alıcısına gönderiliyor. Redoks reaksiyonlarından bahsetmiştik Hatırlayın ne oluyor da elektronun alınması Elektronun verilmesi Arkadaşlar reaksiyon merkezinde bulunan Klorofil A molekülünden elektron alınıyor Primer elektron alıcısına veriliyor Bu da elektronları topar, tutarak ışık toplanmasına yardımcı oluyor O zaman primer elektron alıcısının görevi buymuş Elektronları tutuyor ve ışığın toplanmasına yardımcı oluyor Bir de tilakoid zarda Fotosentezin arkadaşlar ışık reaksiyonlarında işbirliği yapan iki tane fotosistem var nedir Bunlar? Fotosistem 1 ve fotosistem 2'dir. Fotosistem 1, P 700 olarak isimlendirilir. Fotosistem 2 ise arkadaşlar P680 olarak isimlendirilir. Bunlar e, keşfedilme sırasına göre isimlendirilmiş 1 2 diye aslında P680 olan yani fotosistem 680 olan Fotosistem 2'dir. Fotosistem bir de nedir? P700'dür. Yani dalga boylarına göre değil, sadece keşfedilme sıralarına göre isimlendirilmiştir. Fotosistem bir 700 nanometre dalga boyundaki ışığı daha iyi emer. Fotosistem 2 ise 680'i daha iyi emer arkadaşlar. Yani en yüksek çıkabildikleri elektromanyetik spektrum budur. Birinin 700, diğerinin 680. O yüzden de bu şekilde isimlendiriliyor. Ee, aslında aynı klorofil A molekülleri fakat farklı proteinlerle birleştikleri için farklı olarak isimlendiriliyor bunlar. Bakın şurada fotosistem tarafından ışığın toplanmasına bakıyoruz. Arkadaşlar bakın foton geldi. Ne yaptı klorofil? E, fotosistemi uyardı. Fotosistemi. fotosistemi uyardıktan sonra elektron arkadaşlar böyle gidiyor geliyor primer elektron alıcısına. Reaksiyon merkezindeki klorofil aslında şurasıdır. Bakın hemen gösterelim. Reaksiyon merkezindeki klorofil burası. Anten kompleksi tarafından tutuluyor foton. Daha sonra enerji aktarılarak aktarılarak klorofile kadar geliyor. Klorofile geldikten sonra reaksiyon merkezinde bulunuyor zaten klorofil. Buradan da klorofilden ayrılan elektron nereye gidiyor? Primer elektron alıcısına gidiyor. Primer elektron alıcısıyla klorofil birlikte reaksiyon merkezi olarak isimlendiriliyor. Anten kompleksi de zaten yanlarında bulunan Moleküller yapılardır arkadaşlar. Anten kompleksi olarak isimlendiriliyor bunlar da. Anten kompleksi bunları tutuyor. Ee, klorofil mer reaksiyon merkezinde bulunan klorofil A ne yapıyor? Elektron vererek primer elektron alıcısına aktarılıyor. Şimdi Geldik ışık reaksiyonlarından dikkat ederseniz bahsediyoruz. Burada iki tane elektron akışı var. Biri devirsel olmayan elektron akışıdır. Diğeri de devirsel elektron akışıdır arkadaşlar. Şimdi devirsel olmayan elektron akışından ilk önce bahsedelim. Şimdi kloroplastların tilakoid zarlarında gömülmüş olan iki tane fotosistem var demiştik. Bu fotosistemi arkadaşlar ışık ne yapıyor? Enerjilendiriyor. NADPH'ın ve ATP'nin sentezlenmesini sağlıyor. İki yolla gerçekleşiyor dedik. Devirsel ve devirsel olmayan. Şimdi ben size ilk önce devirsel e, devirsel olmayan elektron akışını anlatacağım. Daha sonra da devirsel elektron akışını anlatacağım. Şimdi ben burada ayrı ayrı yazmadım. Direkt dediğim gibi Campbell'dan fotoğrafı alarak hani e, resim olarak koydum buraya. Zaten anlatacağım şeyler burada bir 2 diye yazıyor. Ben direkt anlatacağım arkadaşlar nasıl olduğunu. Şimdi devirsel olmayan elektron akışında görevli olan fotosistemler hem fotosistem bir hem de fotosistem 2 ikisi de görevlidir. Ama devirsel olan da sadece bir tanesi görevli olacak. Birazdan söyleyeceğiz. Fotosistem iki ışıkla uyarılıyor ve bir elektron bırakıyor arkadaşlar. Bu elektronu da kime veriyor? Primer elektron alıcısına, primer alıcıya veriyor. O sırada su fotoliz olur, su ayrışır yani. Ayrıştığı zaman iki tane elektron bırakır. Bu 2 elektron nereye gider? Tabii ki fotosistem 2'ye gider. O zaman fotosistem 2'nin elektron eksiğini kim kapatıyor? Su kapatıyor arkadaşlar. Bakın bunlar aklınızda bulunsun. Su kapattı elektron eksiğini. Daha sonra bakın burada da su ayrıştığı zaman bir oksijen oluşur. Hatta şunu biraz yakınlaştırayım. Bir molekül oksijen oluşuyor arkadaşlar bu oksijende nereye gönderilecek atmosfere iki tane de hidrojen oluşuyor. Bu hidrojende nereye veriliyor? NADP'ye verilerek NADP tarafından tutulacak. Daha sonra primer elektron alıcısından giden elektron plastokinon dediğimiz moleküle gider. Bunlar elektro taşıma zinciri elemanlarıdır. Sonra sitokron kompleksine gider arkadaşlar. Sonra da plastosiyanin dediğimiz moleküle gidiyor. Bu elektron taşıma zincirinden geçerken ATP kemi ozmotik olarak ee, kemi ozmotik olarak sentezleniyor arkadaşlar. Yani şurada 4 numarayla gösterdiğimiz olay nedir? ATP'nin kemi ozmotik olarak sentezidir. Çünkü elektron taşıma zincirinden elektronlar her geçtiğinde enerji kaybediyor. Bu enerji de nereye depolanıyor? ATP'nin içerisine depolanıyor arkadaşlar. Sonra Ha şimdi buradan elektron geldi ya. Bakın şuradan elektron geldi. 2 tane elektron geliyor. Nereye geliyor? Fotosistem 1'e. Şimdi fotosistem 1'e geliyor. Aynı anda fotosistem 1 de ışıkla uyarılmış oluyor. Işıkla uyarıldığı anda fotosistem 1 de ne yaptı? Bakın elektron bıraktı. Elektronu bıraktığı anda fotosistem 1'in hemen kararlı hale geçmesi lazım ki yeni bir ışığı tutsun diye. Hemen buradan fotosistem 2'den gelen elektronlar ne yapıyorlar? Fotosistem 1'in elektron açığını kapatmış oluyor. O zaman bakın fotosistem 2'nin elektron açığını su kapatırken fotosistem 1'in elektron açığını kim kapatmış oluyor? Fotosistem 2 kapatmış oluyor. Sonra buradan ayrılan elektronlar primer elektron alıcısına gider. Primer elektron alıcısından da ferodoksin. Burada da NADP redüktaz dediğimiz bir enzim vardır. Burada da yine elektron taşıma zinciri var. Eee NADP arkadaşlar NADP'yi ve iki tane de hidrojeni alarak NADPH artı haşı üretiyor. Buradaki NADPH artı H dememizin sebebi hücresel sonunda anlattığım sebeple aynıdır. NADP molekülü normalde artı yüklüdür. Şöyle bakın göstereyim tekrardan bunu isterseniz. NADP molekülü aynı nat molekülü gibi artı yüklü. Yapısına iki tane elektron artı iki tane de hidrojen geldiği zaman hidrojen de artı yüklü. Buradaki elektronun bir tanesi bunu nötrlüyor arkadaşlar. Daha sonra buradaki elektronun biriyle de diğer hidrojen nötrleniyor ve nat pH oluyor değil mi? Nat pH. Peki burada bir tane hidrojen kalıyor. O hidrojen nötrlenmediği için şöyle yanında H artı olarak gösteriyoruz. Sebebi bu. E, solunumdaki nat, nat moleküllerinin nat H artı H şeklinde gösterilme sebebi de budur. Burada o zaman anladığımız iki tane olay var. Birincisinde ne üretiliyor? Bakın ee, ne üretiliyor arkadaşlar? Hem ATP üretiliyor. Kemi ozmotik yolla. Hem de NADPH üretiliyor. Ayrıca fotosistem 2'nin elektron açığını su kapatırken. Fotosistem 1'in elektron açığında kim kapatıyor? Fotosistem 2 kapatıyor. Buradaki açıklama kısmında da zaten benim söylediklerim yazıyor. Daha sonra üretilen ATP ile NADPH nereye gönderiliyor? Kalbin döngüsüne. Kalbin döngüsünde ışık direkt olarak kullanılmaz ama her ikisi de gündüz gerçekleşir. Yani ışık varlığında gerçekleşir. Çünkü ışığa bağımlı reaksiyonlar bittikten hemen sonra arkadaşlar ışıktan bağımsız reaksiyon olan kalbin döngüsü başlıyor. Şimdi bir de devirsel olandan bahsedeceğim. Devirsel olan elektron akışında sadece fotosistem 1 kullanılır. Bakın Devirsel da hem fotosistem 1 hem de fotosistem 2 kullanılıyordu arkadaşlar. Devirsel olanda ise sadece fotosistem 1 kullanılıyor. Burada amaç nedir? Sadece ATP üretmektir. Burada NADPH üretilmez. Oksijen açığa çıkmaz çünkü su kullanılmıyor. Suyu devirsel olmayanda kullandık. Peki neden devirsel diyoruz? Arkadaşlar devirsel dememizin sebebi şu. Fotosistemden ayrılan elektronlar İlk önce primer alıcıya gidiyor. Daha sonra ferodoksin sitokrom kompleksine geliyor. Sitokrom kompleksinden de plastosiyana geçerken kemozmatik olarak enerji sentezleniyor ve ATP üretiliyor. Sonra plastosiyeninden tekrardan fotosistem bile elektronlar aktarılıyor. Yani kendi eksiğini tekrar kendisi kapattığı için de biz buna devirsel elektron akışı diyoruz. Çünkü kendisini kendi döndürüyor o yüzden döngüsel veya devirsel elektron akışı diyoruz arkadaşlar. Burada unutmayın sadece ATP üretilir. E, NADPH ve oksijen üretilmez. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi kemozmatik hipotezden bahsettik ya. Burada şunu söyleyeceğiz. Kloroplast ve mitokondrideki kemozması karşılaştıracağız. Şimdi Campbell'da böyle çok uzun uzun uzun, uzun, uzun anlatmış. Ben oradan size bir özet çıkardım. Arkadaşlar. Hem mitokondrideki hem de kloroplasttaki eee sitokromlar ve ATP sentaz birbirine benzerlik gösteriyor. Mitokondrideki enerji sentezi oksidatif fosforilasyonla gerçekleşirken kloroplastta fotofosforilasyonla gerçekleşir arkadaşlar. Bunlar arasındaki farklılıklar vardır tabii ki. Mitokondride mitokondrideki ETS'de enerjisi giderek düşen yüksek enerjili elektronlar organik moleküllerden alınıyor. Yani elektronu kim veriyor? Organik molekül veriliyor, veriyor ve oksitlenmiş oluyor çünkü elektronu alınıyor. Ama kloroplastlardaki elektron kaynağı genel olarak nedir? Su. Yani inorganik bir maddeden alınıyor. Ve fotosistemler ışık enerjisini yakalıyorlar. Bu enerjiyi sudan aldığı elektronlarla birleştirerek ne yapıyor? ETS'nin tepesine götürüyor. Yani şöyle düşünün. Bakın şöyle bir merdiven olarak düşünürsek. Şöyle bir merdiven olarak düşünürsek arkadaşlar. E, mitokondri de yüksek enerjiden düşük enerjiye gider. Bakın bu mitokondri. E, Kloroplastta ise düşük enerjiden. Şöyle alayım şöyle düşük enerjiden yüksek enerjiye doğru gidiyor arkadaşlar. Yani merdivenin altından üstüne doğru gidiyor diye düşünün. Yani ikisinde tam tersi bir olay vardır. Ama dediğim gibi hem ATP sentazın hem de stokromların yapısı hemen hemen aynıdır arkadaşlar. Benzerlik gösteriyor. Evet ışık reaksiyonlarının şöyle bir tilakoid zardaki organizasyonundan bahsetmişiz burada. Bakın fotosistem 2'nin buradaki duruşu. Daha sonra burada e, plastokinonların işte plastosiyaninlerin stokrom kompleksi arkadaşlar şurada plastosiyanin var. Burada elektron akışı gerçekleşir. Elektron akışı gerçekleşirken hidrojenler tilakoit boşluğa düşer. Çünkü burası bir tilakoit zar unutmayın. Tilakoit boşluğa düşer. Burada e, hidrojenler arkadaşlar yine ATP sentazla stromaya gider. Şimdi tilakoit zar stromanın içerisinde bulunur ve stromaya giderek buradan e, hidrojenler hidrojen taşıma yolundan özel yoldan geçerek ATP'nin sentezlenmesini sağlar. Daha sonra bu ATP ve NADPH nereye gidecek? Kalbin döngüsüne gidecek. Bu arada buraya gelen hidrojenler de nerede kullanılıyor? NADPH'ın NADPH'nin yapısına katılarak NADPH üretilmiş oluyor. Yani kemozmatik hipotez hem mitokondride hem de kloroplastta birbirine benzerlik gösteriyor arkadaşlar. Evet. Böylece biz ışığa bağımlı reaksiyonları bitirmiş olduk. Işığa bağımlı reaksiyonlar biter bitmez ışıktan bağımsız olanlar başlar. Yani kalbin döngüsü başlar. Kalbin döngüsünde karbondioksit kullanılıyor. ATP ve NADPH kullanılarak şeker üretiliyor arkadaşlar. Şimdi kalbin döngüsü aslında direkt glikoz üretilmez karvin döngüsünde. Ne üretilir? Gliseraldehit 3 fosfat dediğimiz veya G3P olarak da biliniyor bu. 3 karbonlu bir şeker üretilir. Bu şekerin arkadaşlar üretilebilmesi için de karvinin 3 kez tekrarlanması lazım. Çünkü 3 karbonlu olan bu bileşik bakın 3 karbonlu her bir karbondoksitin girişiyle oluşur. Dolayısıyla bir karbon girer bir kere gerçekleşir. İki karbon girer ikinci kez 3 karbondioksit girer, 3. kez gerçekleşir. 3 karbonlu olan bu bileşiğin sentezlenmesi için kalvinin 3 kez tekrarlanması lazım. Şimdi biz kalvini 3 bölüme ayırıyoruz, 3 evreye. Karbon fiksasyonu, indirgenme ve karbondioksit alıcısının yenilenmesi. Ben size bunları evet, yine resim üzerinden teker teker açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi birinci evre karbon fiksasyonu. Nedir karbon fiksasyonu? Karbondioksitin içeriye alınmasıdır. Bu arada bu olay nerede gerçekleşiyor? Tabii ki kloroplastın stroma sıvısında gerçekleşir. Karbondioksiti alarak rubilos bir fosfat dediğimiz bakın şurada rubilos bir fosfat var. Rubilos bir fosfata bağlayan bir enzimimiz var. Bu enzimin rubisko enzimidir. Bu enzim rubisko enzimidir arkadaşlar. 5 karbonlu olan bir enzimdir. Şey moleküldür bu rubilos bir fosfat dediğimiz. 5 karbonlu 2 fosfatlı bir enzim. Ay bir yapı enzimle yapı karıştırdım. Bir organik bileşiktir rubiloz bir fosfat. Rubisco enzimi ise karbondioksiti buraya bağlayarak ne yapıyor? 6 karbonlu olan bakın 6 karbonlu olan arkadaşlar bir e, bileşik oluşturuyor. Daha sonra bu bileşik teker teker bakın evreler gerçekleşir kalbin döngüsünde. Evreler gerçekleşirken 3 fosfogliserat oluşur arkadaşlar. Bu 3 fosfogliserat oluşturulurken ATP kullanılıyor. 6 tane ATP bu ATP'ler kullanılarak 1,3 fosfat gliserat oluşturuluyor. Daha sonra evreye NADPH'ler giriyor. 6 tane de NADPH kullanılır. Yine NADP'ler ve fosfatlar serbest bırakılıyor. NADP'ler serbest bırakıldıktan sonra gliseraldehit 3 fosfat dediğimiz bileşik oluşturuyor. Bu evreye de biz indirgenme evresi diyoruz. Şu gri olan kısım indirgenme evresidir. Neden indirgenme? Çünkü elektronlar gelip moleküllere bağlanıyor arkadaşlar. Çünkü nat hidrojenler serbest kalırken elektronlar da serbest kalıyor. Dolayısıyla bu elektronlar gelip buradaki organik bileşiklere bağlandığı için indirgenme evresi diyoruz. Daha sonra burada ne oluştu? 3 karbonlu olan gliseraldehit 3 fosfat oluştu arkadaşlar. Bakın burada. Bu da nedir? Bizim çıktığımızdır. Şimdi bunu oluşturduktan sonra ne yapmamız lazım? Karbondioksit reseptörünü yani e, karbondoksit tutucusunun yeniden üretilmesi lazım burada gliseraldehit 3 fosfattan bazıları çıktı olarak verilirken bazıları da arkadaşlar yapısına e, fosfat katılarak rübiloz bir fosfata tekrardan dönüştürülür şöyle düşünün bakın burada yine ATP harcanır çünkü sonuçta G3 fosfatta bir tane fosfat var yapısına ne yapıyor bir tane daha fosfat katılıyor ve rubiloz bifosfata dönüştürülüyor. Buradan da karbondioksit tutucusu yenilenmiş oluyor rubiloz bifosfat. O zaman döngüleri anladık değil mi? Karbon fiksasyonunda karbondioksit tutup rubiloz bifosfatla birleştirdik. Hangi enzim yaptı bunu? Rubisco enzimi önemlidir. Rubisco enzimi yaptı. Sonra indirgen evresi gerçekleşti. ATP ve NADPH kullandık. G3 fosfatı oluşturduk. Sonrasında ise arkadaşlar rubiloz bifosfatı tekrardan oluşturduk. Bu da karbondioksit tutucusunun yenilenmesi olarak isimlendirildiği. Evet, böylece biz karbondioksit e, böylece biz Calvin döngüsünü de bitirmiş olduk arkadaşlar. Ve fotosentezi genel olarak bitirdik. Bu arada fotosentezde genel denklemini hani ben size yazmıştım ya arkadaşlar. Fotosentezde genel denkleme baktığımız zaman ben şundan bahsetmek istiyorum size şöyle genel denklem yazalım. Genel denklemimiz neydi? Karbondioksit artı su birleşir. Değil mi? Ne, ne oluşur? C6 H12O6 artı oksijen artı yine su oluşuyordu. Şimdi burada genel denkleme baktığımızda bizim anlattığımız olaylar bu denkleme göre gerçekleşiyor. Ama bazı canlılar Hidrojen kaynağı olarak su yerine başka moleküller de kullanabilir. Karbon kaynağı değişmez aynıdır. Ama hidrojen kaynağı olarak hidrojen sülfürü kullanabilir. Sülfür bakterileri yapar bunu. Veya hidrojen direkt hidrojen gazını kullanabilir. Bunu da hidrojen bakterileri yapar arkadaşlar. Hidrojen sülfür kullananlar direkt kükürt gazını oluştururken. Hidrojen gazını kullananlar ee, açığa herhangi bir gaz çıkarmazlar. Çünkü hidrojenin yanında dikkat ederseniz başka bir molekül yok. O yüzden de herhangi bir gaz açığa çıkarmıyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Ama bizim bilmemiz gereken şu birinci denklemdir. Şimdi burada size fotorespirasyondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Nedir fotorespirasyon? Fotorespirasyon evrimsel bir kalıntı mıdır? Nedir? C3 bitkilerinden, C4 ve CAM bitkilerinden bahsedeceğim. Hemen şöyle ben biraz mola vereyim. Hemen geldim. Arkadaşlar şimdi fotorespirasyon nedir? Fotorespirasyon ışık solunumu demektir. Şimdi karbon ilk olarak kalbin döngüsünde Rubisco aracılığıyla fikse ediliyor ya. Hani Rubisco aracılığıyla tutuluyor ya. Bu arkadaşlar Rubisco karbonun rubiloz bir fosfata katılmasını sağlıyor. Bunu söyledik zaten. 3 karbonlu olan bir bileşik oluşturulduğu için biz bu bitkilere C3 bitkileri diyoruz. E, çünkü ilk organik ürün 3 karbonlu olan gliserat. Hmm. Gliser 3. <laughs> Söyleyemedim bir dakika. <laughs> Gliseraldeit 3 fosfattır. <laughs> Söyleyemedim bir türlü ismini. Arkadaşlar 3 e, karbonlu olduğu için C3 bitkileri de dedik peki bunlara örnek olarak verilecek olursa pirinç, buğday, soya fasulyesi gibi tarımsal önemi olan bitkiler C3 bitkileridir bu bitkiler sıcak ve kurak günlerde sütunmalarını ka e, kapatmaları sebebiyle daha az besin üretiyorlar çünkü sıcaklık ve kuraklık bitkide Fazla miktarda su kaybına sebep olur. Bu yüzden de su kaybını düşürmek için ne yapıyorlar? Stomalarını kapatıyorlar. E stomalarını kapattıkları için de ne olacak? Bu sefer karbondoksiti alamayacaklar. Yapraklarda karbondoksit seviyesi düşecek. Ve karvin döngüsünün açlık çekmesine neden olacak. Yani karvin döngüsü çalışamayacak. Bu sefer de Rubisco ne yapıyor biliyor musunuz? Karbondoksit yerine karvin döngüsüne oksijen veriyor. Yani... Rubisco'nun normalde görevi nedir? Karbondoksiti bağlamak. Ama ortamda karbondoksiti bulamadığı için ne bağlamaya başlıyor bu sefer de? Oksijen. Çünkü oksijeni nerede üretti? Oksijeni ışığa bağlı reaksiyonlarda üretti. Ortamda zaten var oksijen. Hemen karbondoksit yerine oksijen veriyor. Oksijen verdiği zaman bu sefer e, ürün parçalanıyor. Hani oluşan ürün var diye ürün parçalanıyor arkadaşlar. Ve bir parça iki karbonlu bileşik kloroplastan çıkarılıyor. Bu daha sonra mitokondri ve peroksizomlarda arkadaşlar iki karbonlu molekül karbondoksite parçalanıyor. Yani aslında kendi kendine ne yapıyor? E, döngüsünü sağlamaya çalışıyor anladınız mı? Yani hücreye vererek bu iki karbonlu olan bileşiği bu bileşiği ne yapıyor? Karbondoksite parçalıyor ve tekrardan kendi döngüsünün gerçekleşmesini sağlıyor. Burada Olay ışıkta gerçekleşiyor ve oksijen tüketildiği için fotorespirasyon deniliyor arkadaşlar. Işık solunumu dur bu. Işık solunumu. Ee, burada ATP ve besin üretilmez kesinlikle unutmayın. ATP zaten ışığa bağlı reaksiyonlar üretiyor. Ama burada ne yapıyor arkadaşlar? Ee, karbondoksit bulamadığı için kalbin döngüsünü oksijen veriyor. Bu oksijenle birlikte bileşik parçalanıyor. Parçalandığı zaman iki karbonlu olan bir bileşik kloroplasttan çıkarak mitokondri ve peroksizomlarda karbondokside dönüştürülüyor. ATP ve besin üretilmiyor arkadaşlar. Fotorespirasyonun bakın en önemli özelliği şu. Calvin döngüsünden organik maddeyi çekerek fotosentetik verimliliği azaltıyor. Çünkü sen kalbin döngüsüne kadar gelmişsin. Organik madde üreteceksin. E, karbondioksit olmadığı için yerine oksijen veriyorsun ve besinin parçalanmasına sebep oluyorsun. Bu yüzden de fotosentetik verimlilik ne yapıyor? Azalıyor. Şimdi C3 bitkilerinde böyle bir durum var. Gelelim C4 bitkilerine. Arkadaşlar bu bitkilerin oluşturduğu ilk bileşik ise Kalvin döngüsüne giren 4 karbonlu bir bileşiktir. Bu yüzden de C4 bitkileri olarak isimlendirilir. Mesela şeker kamışı, mısır gibi bitkiler C4 bitkileridir. Bu bitkilerde iki tip fotosentetik hücre var. Nedir bunlar? Demet kanı hücreleri ve mezofil hücreleri. Normalde C3 bitkilerinde sadece mezofil hücreleri vardı. Burada demet kanı da var. Şimdi Demet kanı hücreleri nerededir? Yaprak damarlarının etrafındadır arkadaşlar. Hani yapraklarda mesela şöyle bir yaprağın şeklini çizelim bakın. Şöyle bir yaprak olduğunu düşünün. Yaprak damarları da şu şekilde uzanıyor değil mi? Damarlar da bu şekilde. Bu damarların etrafında böyle sıkıca paketlenmiş halde bulunan hücreler vardır. Biz bu hücrelere demet kını hücreleri diyoruz. Peki bu demet kını hücreleri ne yapıyor arkadaşlar? Ee, demet kını hücrelerinin kloroplastında Calvin döngüsü gerçekleşiyor. Ama bundan önce ne oluyor? Karbondioksit mezofilde organik bileşiklere katılıyor arkadaşlar. Yani karbondioksit ilk önce organik bir bileşiğe katılır. Daha sonra bu organik bileşik demet kını hücrelerine gönderilir. Kalvin döngüsü orada gerçekleşir. Ee, sebebini de birazdan anlatacağım. Şimdi birinci basamakta şöyle bir durum var. Karbondioksit fosfoenolpiruvat dediğimiz 4 karbonlu bir bileşikle birleşiyor PEP diyoruz kısaca buna. Bu bileşikle birleşerek arkadaşlar 4 karbonlu olan oksaloasetat oluşuyor. Oksaloasetat. Bunun PEP katılımını sağlayan enzim de PEP karboksilaz enzimidir. Bakın C3 bitkilerinde Rubisco enzimi vardı. C4 bitkilerinde de PEP karboksilaz enzimi var. Enzimleri unutmayın. Enzimler sorulabilir. Şimdi pep karboksilazın karbondoksit olan ilgisi Rubisco'ya göre daha yüksektir. Yani Rubisco ne yapıyordu? Karbondoksit olmadığı zaman hemen oksijeni gönderiyordu. Ama pep karboksilaz öyle değil. Karbondoksiti fikse edemediği zamanlarda arkadaşlar... Ee, hani Rubisco'nun karbondoksiti fikse edemediği zamanlarda PEP karboksilaz devreye giriyor ve hemen karbondoksit fiksasyonu yapıyor. Yani C4 bitkilerinde hem Rubisco enzimi var hem de PEP karboksilaz enzimi var. Rubisco'nun çalışamadığı zamanlarda PEP karboksilaz devreye giriyor. Bu sefer ne oluyor? C4 bitkisi karbondoksiti alıyor arkadaşlar. Mezofil hücrelerinde oluşturduğu bu 4 karbonlu ürün olan malatı Plazmo dezmer aracılığıyla bakın hemen hücreler arası bağlantılar devreye girdi. Bunlar aracılığıyla nereye giriyor? Gönderiyor. Demet kınına gönderiyor. Demet hücrelerinde de karbondioksit serbest bırakılıyor. Daha sonra bu karbondoksit arkadaşlar e, kalbin döngüsüne girerek şeker üretimi gerçekleşiyor. İşte burada C4 fotosentez yolu dediğimiz için yani 4 karbon olan bileşik oluştuğu için fotorespirasyonu bu olay en aza indirir ve şeker üretimini artırır. O yüzden C4 bitkileri C3 bitkilerine göre karbin döngüsü açısından daha gelişmiştir diyebiliriz. Çünkü bu enzim ne yapıyor aslında onlardaki fotorespirasyonu azaltmış oluyor arkadaşlar. Evet gelelim bir de cam bitkilerine. En son zaten yine şekil üzerinde de anlattım arkadaşlar. Onu da göstereceğim size. Şimdi cam bitkilerine baktığımızda cam bitkileri kurak koşullarda yaşayan bitkilerdir. Yani su depolayan sukulent dediğimiz bitkilerdir. Bunlar işte ananas, kaktüs gibi e, bitkilerdir arkadaşlar. Bu familia üyelerinde ortaya çıktığı için zaten krasulasyon asit metabolizması dediğimiz met e, bitkiler oluşuyor. Kısaca cam bitkileri diyoruz. Krasulasya evet yanlış hatırlamıyorsam ee, bu da ortaya çıktığı için cam bitkileri olarak isimlendirilmiştir peki bunların özelliklerine. bunlar su tomalarını <laughs> kurak ortamda yaşadıkları için su gece açıyorlar gündüzleri kapatıyorlar İşte bunların temel sebebi de bu peki su gece açarak ne yapıyor gece açtıkları zaman karbondoksit alıyorlar ve organik organikeste dönüştürüyorlar daha sonra arkadaşlar eee Mezofil hücreleri gece ürettikleri organik asitleri, mezofil hücrelerinde üretiliyor bu organik asitler. Stomaların kapandığı sabah saatlerine kadar kofullarında biriktiriliyor. Gündüzleri ışık reaksiyonu gerçekleştiği zaman Calvin döngüsü için ATP ve NADPH üretiliyor ya, bu sefer karbondioksit hemen organik asitten serbest bırakılıyor ve karbondoksit kloroplastlarda şekere dönüştürülüyor arkadaşlar. Cam bitkilerinde olay daha basit gerçekleşiyor. Ama bizim karıştıracağımız kısım C4 bitkileridir. C4 bitkilerini iyi çalışmanızı öneriyorum. Bakın şurada hemen gösterelim. C4 yolunu göstermişiz arkadaşlar burada. Bakın mezofil hücreleri var. Demet kın hücresi var. Mezofil hücrelerinde pep karboksilaz ne yaptı? Karbondoksiti tuttu. Oksalo asetata dönüştürdü. Daha sonra malat oluştu arkadaşlar. Bu malat nereye gönderildi? Plazmodezmler aracılığıyla demet kın hücresine gönderildi. Demet kın hücresine gönderildiği zaman malattaki karbondoksit açığa çıktı ve pürüvat oluştu. Bu pürüvat nereye gönderildi tekrardan? Demet mezofil hücrelerine gönderildi ve pepe dönüştü arkadaşlar. Buradan da karbondioksit kalvin döngüsüne girdi ve şeker oluştu. İşte C4 bitkilerindeki aslında temel olay budur. Hani çok karmaşık gelebilir ama şekil üstünde daha iyi anlaşılıyor. Can bitkilerine bakalım. Bakın cam bitkilerinde de geceleri karbondioksit organik asite dönüştürülüyor. Bu organik asite dönüştürülen yapılar arkadaşlar sabah saatlerine kadar vakollerde yani kofullarda depo ediliyor. Gündüz olduğu zaman da işte ışığa bağımlı reaksiyonlar başladığı zaman hemen organik asitteki karbondioksit serbest bıraktırılır ve karbin döngüsü devam eder. O zaman bakın mezofil hücresi demet kılı hücresi var diyorsa C4 bitkisi aklımıza gelecek. C3 bitkilerinde ve cam bitkilerinde ne vardır? Sadece mezofil hücresi vardır arkadaşlar. Unutmayalım. Evet bu şekilde ne yaptık? Fotosentezi de bitirmiş olduk. Biraz uzun oldu. Ama dediğim gibi ara vererek dinleyebilirsiniz. Ben böyle videoları tek bir, hani konuları tek bir videoda yapmayı düşünüyorum. O yüzden biraz uzun oluyor arkadaşlar kusura bakmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yine pdf'sini ekleyeceğim açıklama kısmına. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.